Sevgili kardeşlerim, dostlarım, şu anda duyduğunuz ses ücretli yapay zeka seslendirme sitelerine alternatif ücretsiz bir program ile yapılmıştır. Bu konuşan fotoğraf ise bir önceki videomda sizlere gösterdiğim gibi bir yapay zeka sitesi tarafından oluşturuldu. Videomuzun konusu ise ücretsiz metin seslendirme. Bunun için hemen videomuza geçiyoruz. Sevgili dostlar, aha da o program bu program. Kurulumla vaktinizi almak istemiyorum ben. Bu programın kurulumu son derece basit ve kolay. Şimdi programı açalım öncelikle. Evet ekran arayüzü bu şekilde. Değerli kardeşlerim bu programı kullanmak son derece basit ve ücretsiz. Şimdi araçlar bölümüne geldiğimizde şurada biraz aşağı geldiğimizde çevrim içi TTS hizmeti kullan denilen bir bölüm var. Burayı tıklayarak yapacağız. Sevgili arkadaşlar programın burada 3 farklı özelliği var. Burada elinizdeki metin seslendireceğiniz metni buraya yapıştırabilirsiniz. Metin dosyası olarak buraya dosya ekle kısmını kullanarak yapabilirsiniz. Yalnız bu bende hata verdi. Bu hatayı neden aldığımla ilgili hiçbir fikrim yok. Alt yazılar kısmında çok kullandığım bir özellik değildi. Hiç daha doğrusu hiç kullandığım bir özellik olmadı şimdiye kadar. Balabol kayda sadece metin seslendirme yaptım. Dolayısıyla size de öğretmek istediğim bu zaten ücretsiz olarak metinleri nasıl seslendireceğinizle ilgili kullanıyoruz bu programı. Şimdi buraya ihtiyacım olan metni yapıştırmak istiyorum. Buradan metni seçiyorum arkadaşlar. Bir metin seçiyorum. Sonra balabokaya geliyorum. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan göz atı seçeceğim. Ve buradan şu yeni klasörü seçeceğim. Buna da bir isim vereyim. Ses olsun bunun adı. Kaydet diyorum. Daha doğrusu tamam diyorum. Şimdi burada bakın burada Google Cloud seçiliymiş kazaylı arkadaşlar. Google Cloud üzerinden yapacaksanız bir API anahtarına ihtiyacınız var. Burada hatta Yandex'te var. Yandex ilgili bir çeviri yapacaksanız yani Yandex üzerinden çeviri yapacaksanız yine Yandex apisine sahip olmanız lazım. Burada tabi Yandex ve Google Cloud kullandığınızda seçenekleriniz biraz fazla oluyor. İşte Erkan Yavaş Erkek, işte Sila Erkan Kadın diyor. Google Cloud'a geldiğimizde burada çok daha fazla kadın ve erkek seslendiriciler var. Ancak ben bundan API anahtarımda bir hata var diye hata alıyorum. Yani o yüzden ben şuradaki Google'u kullanıyorum arkadaşlar. Ve erkek tercihiyle kaydet diyorum şimdi. Şu anda kayıt tamamlandı. Dinleyelim bakalım. Şurada yeni klasörün içine yaptık onu. Ses dediğimiz dosya şu. Ne amaçla kullanılmaya ihtiyaç duyulacak bir program olduğunu bilmesek de programı kendi bilgisayarımızda test ettiğimizde kendi özellikleri ve işlevsellikleri... Değerli arkadaşlar bakın e, Voizer denilen bir site var. Ücretli olarak seslendirme yapıyor. İnanın size samimiyetimle söylüyorum. Bu program ücretsiz olarak ondan çok daha başarılı seslendirme yapıyor. Oldukça işinize yarayacağını düşündüğüm bu programı sizlerle bu şekilde nasıl kullanıldığını da göstermek suretiyle paylaşmak istedim. Umarım sizlere faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.